kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hangi durumlarda gıybet haram olmaz? Evet, elbette bir Müslümanın bir başka Müslümanın aleyhinde konuşması, onun yaptığı hareketleri başkalarının yanında anlatması gıybettir ve bu haramdır. Ama öyle zamanlar vardır ki onu mutlaka anlatmanız gerekiyordur ve mutlaka bilgi vermeniz gerekiyordur. Elbette bütün asırları, bütün zamanları ve mekanları, bütün şartları ve ortamları kucaklayan rahmet dini İslam, çok büyük günahlar içerisinde saydığı bu gıybet günahının elbette hiçbir günahının olmadığı ve konuşulmasının helal ve caiz olduğu yerleri ve zamanları da ayetlerle, hadislerle özetlemiştir. Şimdi biz bunlardan çokça vuku bulan, çokça gerçekleşen birkaç tanesini paylaşmak istiyoruz sizinle. Bir, Haksızlığa uğrayan bir kimse hakkını almak için ilgili amire, ilgili birime şikayet etmesi gıybet olmaz. Mesela ticaret haksızlığa uğrayan bir insan kendisine haksız yapan tüccarı ilgili birime şikayet edebilir. Ancak bunu başkalarına anlatması gıybettir. Kime? Sorumluya, mahkemeye, savcıya neyse ilgili birimlere ulaştırmak gıybet olmaz ve bu caizdir. Ama kendisine zarar veren tüccarı diğerlerine böyle her yerde anlatmak falan bana böyle yapmak o zaman gıybet olur. İki, dine ve ahlaka aykırı bir davranışını gördüğü kimsenin bu durumunu gören ve bilenler düzeltmesi muhtem olan kimse aktarabilirler. Mesela bir çocuğun bir hatasını gördük. Babasına, ya sizin çocukta böyle bir kusur gördüm. Haberin olsun. Benden duyduğumu da söyleme. Bu yavrumuza eğer elinden gelirse veya talebenin kini hocaya vesaire. Yani burada ahlaka, dine aykırı bir hareket görüyoruz birisinde. Bakıyoruz ki bizim ona gücümüz yetmiyor. Ama biliyoruz ki falana söylersem ahlakıyla, edebiyle, tavsiyesiyle, teklifiyle ya da konumuyla yardımcı olabilecek. Öyleyse onun hareketini sırf onun faydası için, onun o günahtan kurtulması için, yardımcı olarak kişiye söylemek sadece ona ama. Başkalarına değil, bu da gıybete girmiyor. Üçüncüsü, dince yanlış davrandığını düşündüğümüz bir kardeşimizin davranışını dini bilen bir kimseye, mesela müftüye, muhtem e, müftüye anlatarak doğru bilgi, fetva alma anlamında da anlatmak gıybet olmaz. Yani şöyle bir hareket var. Acaba bu hareket caiz midir diye Fetvaya, fetva anlamında sormak da inşallah günaha, gıybete girmez. Bir de halkı korumak adına halka zarar veren e, insanları da açıktan insanlara zarar vermekten çekinmiyor ve insanlara zarar veriyor. Artık o vasıfları söylemiyoruz. Toplumda herhangi bir kötü ahlak olabilir. O insanın o kötülüğünden toplumu, aileyi, mahalleyi e, korumak ve kurtarmak adına falanın şöyle şöyle sıkıntıları var zarar verir insanlara haberiniz olsun şeklinde o kusurları insanlara bildirmek de gıybet olmaz. Çünkü gaye insanın kusuru ifşa etmek değil, insanları onun zararından korumak. Bu da gıybete girmez. Yine evlenmek gibi, ticaret kurmak gibi, komşu olmak gibi, iş yapmak gibi bir nedenle gelip sizde meşveret ediyorlar. Filana kızımı vereceğim, kızım istiyor. Filanla ortak olacağım, ortaklık olmak istiyor filanla böyle bir iş yapacağım. Ne dersin? Acaba sen de tanıyorsun onu. Tavsiye eder misin dendiğinde eğer evliliğine, ticaretine, ortaklığına zarar verecek bir özelliği varsa o özelliğini onunla paylaşmak da gıybet olmaz. Çünkü burada kasıt adamın kusurlarını ortaya dökmek değil. Bu sizinle meşvert eden insana onun vereceği zararlardan onu korumaktır. Bu da meşvert hatırı için söylense inşallah gıybet olmuyor. Yine kamu görevinde istihdam edilen insanlar kamu personelinde vatana, millete, devlete zarar verdiğini gördüğümüz zaman bunların verdiği zarardan insanları korumak için onun amirine onu şikayet etmek de gıybet olmaz. Çünkü gaye amirin kusurunu söylemek ya da memurun kusurunu söylemek değil, o kusurun devlete, millete ve vatandaşa verdiği zarardan korumaktır ve bu da gıybet'e girmiyor ama sadece ilgili amire veya birime şikayet dilekçesi yazmak veya bizzat gidip şikayet etmek de gıybete girmiyor. Yine günahını, kusurunu, hatasını açıkça işlemekten rahatsız olmayan buna biz fasık-ı mütecahir diyoruz. İşlediği günahlarla, hatalarla iftihar eden, övünen insanların yaptıkları kötülükleri insanlara anlatmak da gıybete girmiyor. Ayrıca bir insanı tarif etmek için ya tarif ediyorsun anlamıyor. Hani saçı olmayan kardeşimiz var ya, hani aksayan kişi var ya, hani e, ama olan, örme, görme özür olan kardeşimiz var ya diyerek tarif içinde bir insanın özelliklerinden bahsetmek gıybete girmiyor ve bunlar gıybet sınıfından sayılmıyor. Bu anlattığımız ve benzeri durumlar dışında bir Müslümanın yaptığı herhangi bir hareketi eğer bir başka yerde bahsettiğimiz zaman duymuş olsa rahatsız olacaksa bu gıybete girer ve o gıybeti Allah muhafaza büyük günah işlemekle kendimizi kirletmiş oluruz. Bunun için gıybetten tövbe ederek, ayrıca gıybet kişiyle helallaşarak kurtulmak gerekiyor. <laughs>